ondan önce, az önce böyle konuşurken arada sandıkları beklediniz. Arkadaşlarım verebilir misiniz? Gökhan Günaydın tweet'i vardı. Bakın nasıl kazanılıyor bir mücadele. Onun da fotoğraflarından biri diyebiliriz. Tweet'te var. Ben biliyorum değerli vekil dostlarımızdan bütün bir geceyi sabahlayarak diyelim sandıkları bekleyerek geçirdiler. Aynı zamanda oyları bekleyerek geçirdiler. Müthiş bir sorumluluk ve mücadeleydi. Bu kutlamayı hakikaten hak ettik. Gerçekten Gökhan Günaydın mesela gece 4 demiş bu tweette. Gaziantep Osmanpaşa İlçe Seçim Kurulu ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz demiş. Gerçekten de ne hak yeriz ne hakkımızı yediririz. Daha önce yenmiş hakları bu şekilde telafi etmeyi de umuyoruz tabii ki. Aynen, bu fotoğraf o kadar anlamlı ki. Gerçekten öyle. Şöyle anlatayım size. İstanbul'da 39 ilçe var. Mevcut milletvekillerimizin tamamını, milletvekili olmayan PMV'lerimizin tamamını ilçelere dağıttık. Her biri bir ilçeye. Ama yetmedi. Geçmiş dönemde milletvekilliği yapmış arkadaşlarımız var. En son kurultayda birisi A'yı desteklemiş, öbürü B'yi desteklemiş. Hani diyorlar ya bunlar birbirlerinden ayrıldılar falan. Hepsine ayrı ayrı telefon ettim. Beni reddeden bir kişi olmadı. Ne güzel. Herkes, o arkadaşlarımız da. Mesela Ali Özgündüz'ü bir yere gönderdik. Müslüm Sarı bir tarafa gitti. Hasan Efe Uyar başka bir yerdeydi. Didem Engin başka bir yerdeydi. Yani hepsinin adını sayamayacağım. Bütün arkadaşlarımızı bir yerlere görevlendirdik. Şimdi Gazi Osman Paşa'da kim vardı? Namık Tan. Namık Tan. Selam söyleyelim ona buradan. Buradan selam söyleyelim. Namık Tan bizim Washington Büyükelçimizdi. Ben onun Washington Büyükelçiliğinde ne kadar etkin bir diplomat olarak çalıştığına bizzat tanığım. Şu anda da Cumhuriyet Halk Partisi'nde beraber çalışmaktan memnuniyet duyuyorum. Namık Bey'e dedim ki Gazi Osman Paşa'ya gider misiniz? Ne demek dedi ya, memnuniyetle giderim. Sabaha kadar da beklerim, her şekilde beklerim. Bakın burada niye biz oraya gitme ihtiyacı duyduk? Sabaha karşı 4000 oy farkla Gazi Osman Paşa'yı aldık. Karşı taraf AKP itiraz ediyor. Sandıklar yeniden sayılıyor ve burada gördüğünüz torbalar bazıları hala geliyor salona, bazıları ise yeniden sayım için ayrılıyor. O halde ne yapmalıyız biz? Hem burada buralara nezaret etmeliyiz hem de o torbalara kirli ellerin uzanıp da oyları değiştirmesine engel olmalıyız. Neden eminiz? Biz bunların tamamının ıslak imzalı tutanaklarını almışız. Tutanaklar kasamızda. Onların tamamını taramışız, dijital ortama aktarmışız. Artık orada hiç kimse bir üçkağıtçılık yapamaz. Geriye bir tek şey kalıyor. İtirazla o torbaların içindeki oyları değiştirirlerse, itirazla yapılan sayımlarda bu tutanaklar değiştirilebilir. Yasal olarak değiştirilir. O halde benim bunu engellemem lazım. Üstelik de oraya sabık İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bizden bir saat evvel gitmiş. Biraz evvel araç sallaştırılmış yargıyı ve hakimi savcıyı eleştirdim ya. Orada da bir arkadaşımıza böyle buradan teşekkür edeyim. Kendisini tanımam. Bir kadın hakim. Kadın hakimin odasına giriyor Süleyman Soylu. Hakim buyurun diyor. Diyor ki hakime beni gördünüz de niye ayağa kalkmadınız diyor. Kadın hakim de diyor ki çünkü ben hakimim. Yani gözlerim yaşardı. Hani kutlamaya gitsem yanlış anlaşılacak İlker diye gitmedim. İlkerliğin bu derecesi yani. Gerçekten Günay, öyle. Hakikaten çok ilkel. Şimdi tabii kadın hakimin yaptığı çok önemli bir şey. Tabii, çok kıymetli tabii bir şey. Hala Cumhuriyet'in böyle hakimleri var. Onu duyunca biz İstanbul İl Başkanlığı'ndaydık. İl Başkanımız sevgili Özgür Çelik'le beraber... Hadi dedik hemen atlayalım şeye gidelim. Gazi Osman Paşa'ya gidelim. Başka bir şey daha olmuştu. Oradaki baskıyı görünce Ali Gökçek, Pendik'te görevliydi milletvekilimiz. Ali dedim rica ediyorum şeye geç. Gazi Osman Paşa'ya. Genç bir vekil. Genç bir vekil. Evet. Şu anda görüyorsunuz en sağdaki Ali evet. Gökçek. En soldaki Namık Tan. Ali'nin yanındaki Yüksel Mansur Kılıç o da Beyoğlu'nda görevliydi. Artık Pendik'te ve Beyoğlu'nda sorun kalmadı. Ona da dedim ki Beyoğlu'ndan lütfen hızla şeye geç. Gazi Osman Paşa'ya geç. O da geçti. Biz Özgür Çelik'le beraber, il başkanımızla beraber ve
Yüksek Denetleme Kurulu üyesi başkan arkadaşımız Taşkın Özer'le beraber oraya ulaştığımızda 3 milletvekilimiz kapı gibi orada duruyordu. Onların yanına 2 milletvekili, bir il başkanı daha geldi. Hadi çalsınlar bakalım bir tane. Şahane. Peki Hatay'da ne oldu Gökhan Bey? Hatay'da halen oylar sayılmaya devam ediyor. %79 gibi bir farkla gerideyiz. Bana ulaşan son bilgilere göre. Burada sandıklara itirazlar tarafımızdan yapıldı. Sayımlar devam ediyor. Bu sayımlarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden kazanma ihtimali var. Yaşayacağız, göreceğiz. Hatay valisinin müdahalesi olduğu falan söyleniyor. Böyle duyumlar geldi. Hatay valisinin buraya müdahale etmeye kalkıştığına ilişkin bazı duyumlar bize geldi. Gene mutlulukla söyleyeyim. Dün gece yarısı 2.30 muydu?